Bize türevlenebilir h fonksiyonunun ve onun türevi olan h üssü fonksiyonunun grafiklerini aşağıda vermişler. h'yi mavi ile türevi h üssü de turuncu ile çizmişler. 4 öğrenciden x büyük 0 için h'nin arttığına dair kalkülüse dayalı bir açıklama yapmaları istenmiş. Öğretmenin yorumları ile açıklamaları eşleştirebilir misiniz demişler. Öğrencilerin yaptıkları açıklamalara bakmadan h'nin x'in sıfırdan büyük değerleri için arttığını söyleyebiliriz zaten değil mi? Ama bunu grafiğe bakarak söylemek tabii ki de kalkülüse dayalı bir açıklama olmadı. Grafikler hakkında bildiklerimizi kullanmaktan ibaretti sadece. Açıklamanın kalkülüse dayalı olması için söylendiği üzere kalkülüs kullanmamız gerekiyor. Bunu söyledikten sonra türevi pozitif olan fonksiyonların arttığı aklınıza gelmiş olabilir değil mi? O halde yine öğrencilerin yaptıkları açıklamalara bakmadan yapmamız gereken kalkülüse dayalı açıklama ki bunun için H'nin grafiğine de ihtiyacımız yok. H üssünün grafiğine bakarak x sıfırdan büyükken H üssü pozitif olduğu için teğetin eğimi pozitiftir ve bu da orijinal fonksiyonun arttığını söyler deriz. Peki artık öğrencilerin ne dediklerine bakmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Şimdi açıklamalarla öğretmenin yorumlarını eşleştireceğiz. Öğrencilerden biri x sıfırdan büyükken h'nin türevi de artıyor demiş. Şimdi bu doğru yani x0'dan büyükken h'nin türevi de artıyor ama bu h'nin artan olmasının açıklaması değil öyle değil mi? Mesela türev fonksiyonunun değerleri negatifken de artıyor olabilir ve bu durumda h azalan olacaktır. Doğru açıklama h üssü pozitiftir olmalı. Artıyor değil. Çünkü türevin pozitif olmadan artması da mümkündür. Öğretmen bu açıklama için bence bu h'nin neden arttığını açıklamıyor yorumunu yapmıştır. x sıfırdan büyükken x değerleri arttığı için fonksiyon değerleri de artar. Bu h'nin neden arttığını açıklıyor doğru ama kalkülüse dayalı bir açıklama değil. Açıklamada türev kelimesinin t'si bile kullanılmamış değil mi siz de fark ettiniz. Bunun karşısına da bu kalkülüse dayalı bir açıklama değil yorumunu getirsin öğretmen. Evet. X ekseninin üzerindedir. Hmm. Ne demek istediğini pek anlamadım. Ee, burada H'den mi bahsediyor? H üstünden mi bahsediyor? Ve üstünde derken herhalde değerlerin pozitif olduğundan bahsediyor. Bu durumda eğer x sıfırdan büyükken H üssü X ekseni üzerindedir deselerdi bu doğru bir açıklama olurdu ama bu haliyle son derece belirsiz değil mi? Hangi aralıktan bahsettiğini bile bilmiyoruz. Bu yüzden de bu öğrenci için e, daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Bu yüzden bunu doğru olarak kabul edemeyeceğim yorumunu seçiyorum. Evet öğretmen bu yorumu yapmış olsun. Son olarak x sıfırdan büyükken h'nin türevi pozitiftir açıklaması var. İşte bingo aradığımız açıklama bu. Çünkü türevin pozitif olması orijinal fonksiyonun o aralıkta artması anlamına gelir. Doğal olarak bu açıklamaya da sadece bravo denir.